Şimdi tabii 31 Mart seçimleri, devamında mübarek Ramazan, peşi sıra bayram, artık bayram program yayınlandığı gün itibariyle, yani 10.06.2019 günü itibariyle bayram da bitiyor. Belediyelerde artık hizmet devrinin başlaması gerekiyor. Tabii büyük şehirden ilçe belediyelerine varana kadar tüm belediyelerin mutlaka hizmetleri bizim merceğimizin altında olacak. Tabii ki biz onları takip edeceğiz. İşte Palandöken Belediyesi'ni de, Azziye'yi de, Yakutiye'yi de, diğer ilçe belediyelerini de, tabii ki Büyükşehir Belediyesi'ni de. Ama şunu söyleyeyim, Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük bir değişim oldu. Belki biz bunu işte Ramazan, Hala hissedemedik bu değişimi. işte onu diyorum, onu takip edeceğiz işte. Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişime bakacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları değişti. Belki bayram sonrasında bu genel sekreter yardımcılarına bağlı olan birimlerdeki işte müdürler, amirler, bunlar da değişecek. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yapacağı ve yapması gereken, geçen yıldan kalmış birçok hizmet var. Bunları takip edeceğiz. Yakutiye Belediyesi'ni, Palandöken Belediyesi'ni, Azıya Belediyesi'ni ve diğer ilçe belediyelerini takip edeceğiz. Şimdi belediyeler konusunda bir şeyler söylemek ister misin Ender? Hocam dedim ya, Büyükşehir Belediyesi'nde değişim oldu ama o değişim henüz şehre yansımadı. Hissedemedik, evet. Yani o tabii ki Ramazan'ın etkisi, ama ben her şeyden önce şunu da söylemek istiyorum. Tamam, 31 Mart seçimlerinden sonra bir hoş geldinler, hayırlı olsunlar. Hemen Evet. akabinde mübarek Ramazan ayı ve şimdi de önümüzde bir 23 Haziran'da İstanbul seçimleri var. Evet. İlçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belediye başkan yardımcılarımız sanırım İstanbul'da, onlar da hemşehrilerimizle bir araya geliyorlar. Onlara neden Binali Yıldırım olması gerektiğini anlatıyorlar. Ama burada tabii ki yani kaş yapayım derken gözde çıkarmamak lazım. Yani tamam, orada İstanbul'da çalışmak güzel, partinizi desteklemek güzel, adayınızı desteklemek güzel, ama buradaki vatandaşlar da sizden hizmet bekliyor. Şimdi ben Büyükşehir Belediyesi'nde tabii ki takip ediyoruz dediğimiz gibi Cem Bey. Neler olacak? Değişim şehre nasıl yansıyacak? Mehmet Sekmen Bey İstanbul'dan gelmiyor. Orada seçimlere çalışıyor ki İstanbul'da 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bizim Mehmet Sekmen. Affedersiniz. Azziye Belediyesi'nde yeni bir başkan yardımcısı gelmişti. Biz olmadı. Yani bu ticaretle mi uğraşacak, siyasetle mi uğraşacak demiştik. Son sosyal medya paylaşımlarına bakıyoruz. Belediye adına artık paylaşımlara Ne güzel. İşte işini döndü. Biz yapsın. bunu istiyorduk zaten. İşini yap kardeşim. Yani İşini. ticaret artık sonlanmıştır. Sen artık siyasi bir hayata başladın. Neydi? Bir şey Töremen, Ömer Faruk Töremen. Evet. Ömer Faruk Töremen Bey, Muhammed Cevdet Orhan Bey ile beraber etkinliklere katılıyor. Her yapılan etkinliği sosyal medyadan başkanımızla bunu yaptık. Bu kadar işte. Budur kardeşim. Öyle değil mi? Budur tabii ya. Yani. Devam edin. Palandöken Belediyesi'nde TOKİ'lerde sıkıntılar var. Vatandaşlar orada mağdur dedi ki, TOKİ bölgesinde Hızla cevap hızla verdiler. cevap geldi. Evet. Ama tabii ki bu hızla cevap vermek Cem Bey, önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız? Ben umutluyum. Yeni belediye başkanlarından, özellikle Palandöken ve Yakutiye'den umutluyum. Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar Beyefendi de İstanbul'da çalıştığını sosyal medyada duyuruyor. İstanbul'da seçimlere yöneldiğini, İstanbul'u mutlaka Cumhur İttifakı'nın, Binali Yıldırım'ın kazanması için hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bunlar güzel hareketler. Yine ilçeler, ilçe belediye başkanlarımızdan bir şey görmüyoruz Cem Bey. Yani İstanbul'da Tortumlu, Aşkaleli, Oltulu, İspirli, Pasinlerli dernekler var. Belediye başkanlarımızın özellikle hemşeri noktasında. Tortum İmamoğlu'ndan yana mı tavrını koysun? Yok, hayır. Mesela. Tortum Belediye Başkanımız açıklamasını yapmıştı zaten o zaman da. Yani zaten AK Parti'nin adayıydı. O da ondan yana yapabilir Cem Bey. Yani Mutlaka canım, tabii ki. ama belediye başkanlarının şu 23 Haziran'a kadar daha belki muhalefet şerhimizi ve düşüncelerimizi biraz daha beklememiz Bir gerektiğini de inanıyorum. ilçe, özür dilerim. Özür dilerim Ender Bey. Özür diliyorum. Bak sözünü alıyorum. İlçe belediyelerine biz her ay ilçe belediyelerini gidip gezecek, oradaki hizmetleri, neyin yapılıp yapılmadığını biz biraz da takip edecek güçte de değiliz. Gerçekten değiliz. Böyle bir gücümüz yok. Yani Erzurum'un 18 tane, 19 tane ilçesini, neyse 20 ilçesini, bunlarla beraber diyelim 17 ilçesini gezme imkanımız yok. İşte Tortum'da, İspir'de,
işte Uzundere'de, Horasan'da, Hınıs'ta, Çat'ta, Karayazı'daki vatandaşlar orada yapılmayan hizmetleri bir zahmet. Ellerinde telefonları var, herkes sosyal ağlarda. Bir zahmet Ender Ünlü'ye ya da bana ya da bir başka gazeteci arkadaşımıza, konu illa biz değil. Yani konu illa Anadolu Haber, konu illa Haber 25 Haftaya Bakış değil. Diğer gazeteci arkadaşlarımıza ilçelerinin sorunlarını bildirsin. Gün yüzüne çıksın artık. Evet, yani. Devam edin. Derlerse gün yüzüne çıksın. Çok güzel bir teklif bu da. Bekleyelim bu bayramdan sonraki işte 23 Haziran'a kadar olan süreçte ilçe belediye başkanlarımızın da İstanbul'da mutlaka çalışmalar olacak. Gidecekler, gelecekler ama Erzurum halkına hizmet bekliyor. Bunu da mutlaka söyleyelim. Tamam. Şimdi devamında ben bir tane bir üç bilinmeyeni denklem sorayım da Ender Bey. Yorum yapmak, yani herkesin mutlaka kendine göre bilgileri vardır. İlk defa daha önce de konuşmadığımız için söylüyorum. Şimdi ben bir tane matematikte biliyorsunuz. Belediyeler miydi mi? Üç bilinmeyenli bir denklem vardır matematikte. Herkes bilir üç bilinmeyenli denklemi nasıl çözüleceğini. Yani bir değer üzerinden üç bilinmeyenli denklem vardır matematikte. Ben bir üç bilinmeyenli denklem soracağım. Sadece isimler üzerinden konuşacağım. Ve bu üç bilinmeyenli denklemin cevabını özelden bana ya da Ender Yüncü'ye detaylarıyla anlatabilen her kim varsa, çok sayıda anlatan olursa hepsine yapamam ama bunu ilk yapana var diyelim. İlk yapana demeyelim, yapanlar arasından çekeceğimiz bir kurayla benim bu sorduğum üç bilinmeyenli denklemin cevabını verene Cem Atmaca'dan dilediği cağ kebapçıda sınırsız cağ kebap. Buyurun, hemen denklem geliyor. Erzurum Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Gurbetoğlu İnşaat, Bostancıoğlu Konutları ve Şehristan Konutları. Buyurun. Bak, bir tane bilineni var, üç tane bilinmeyeni var. Erzurum halkı ne söylediğimi, ne anlatmaya çalıştığımı tekrar ediyorum. Hüseyin Üneş, Gurbetoğlu İnşaat, Bostancıoğlu Konutları ve Şehristan Konutları. Bununla ilgili doğru cevabı verene, bana ya da Ender Yüncü'ye fark etmez, bizzat şahsen ya da sosyal ağlardan ya da mail üzerinden değerlendirmesini yapacağız. İsmini buradan Haftaya Bakış'tan açıklayacağız. Kurrayı çekeceğiz ve sınırsız cevap. Açıklamanın tamamını da okuyacağız herhalde, değil mi? Ya açıklamaya bir bakalım. Aslında kim, ben ne biliyor? Bunu kimin kazanacağını ben söyleyeyim mi? Kim? Hüseyin ne çıksın anlasın, kendi kazansın. Ona bir cevap yapar getirelim. Yani cevap yapabilirim. Ha, bir de sınırsız olsun. Bir de şunu söyleyeyim Hüseyin Üneş konusunda. Benim hayatımda hiç Hüseyin Üneş'i görmüşlüğüm yok. Kendisiyle karşılaşmıştım. Kulüp başkanı olan sadece. Kendisini telefonla aradığım, ulaşmak istediğim, herhangi bir konum, meselem, problemim yok. Belki bizim Ender Güncü basın toplantılarına gitmişse görmüştür. Onun haricinde o Erzurum Taraftarlar Derneği'nin, Taraftarlar Derneklerinin başkanları ve yöneticilerinin Hüseyin Üneş'e ulaşamama gibi bir problemleri var, onu söyleyeyim. Şimdi gelelim belediyeler konusuna. Efendim, belediyeler konusunda dediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi'nde ne olacak? Diğer alt belediyelerde ne olacak? İlçe belediyelerinde ne olacak? Merak ediyoruz. Tabii ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Azliye Belediyesi'ndeki o başkan yardımcısı arkadaşımız Ömer Faruk Töremen kardeşimize biz buradan bir uyarı yaptık. Yani yapmış olduğumuz bu uyarıdan hiç kimsenin kırılmasına, alınmasına gerek yok. Kanalardan çok kızdı. Slogan atarlar, bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Biz bu şehirde her şeyi biliriz, torbanın dibini de dökeriz, her şeyden de haberdarız. Ha, bu sloganı yazan arkadaşa söylüyorum. Beni konuşturmayın. Ben buradan bir kavga, bir hırs, bir efendime söyleyeyim sorun problem çıksın istemiyorum. Ömer Faruk Töremen Azliye Belediyesi'ne başkan yardımcısı olmuştur. Hangi özelliklerinden dolayı olduğunu da bilmiyorum. Merak da etmedim. Tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Ben şunu dedim. Dedim ki siz artık bir ilçenin belediye başkan yardımcısısınız. AK Parti iktidarının belediyesinde belediye başkanı seçilmiş bir başkanı temsilen orada bulunuyorsunuz. Siz Nikon kompresör çok iyi, şayika boya harika, ben onlara minnettarım, onların iyiliğini hiçbir zaman unutmam gibi sloganları sosyal ağlarında atamazsın, senin böyle bir hakkın yok. Sen Aziziye halkına ya hizmet edeceksin ya da oradan çıkıp gideceksin kardeşim, laf uzatmanın gereği yok. Bu
benim vergilerimden sana bu maaş devlet maaş ödüyor. Sen orada A boyacısının, B inşaatçısının reklamını yapasın diye sana para ödemiyor. Şöyle söyleyeyim, hakkımızı da haddimizi de biz biliriz. Sen de belediye başkan yardımcısı olarak hakkını ve haddini bileceksin, aşmayacaksın. Yok bizi bilen bilir, bilmeyen kendisi gibi bilir gibi içi boş, doldurulamayan sloganlar atmayacaksın. Belediye başkanımızla, Muhammed Cevdet Orhan başkanımızla yapmış olduğun hizmetlerinin fotoğraflarını yayınlayacaksın. Halkın sorunlarıyla ilgilenemiyorum ben. Ben A boyasına, B inşaat firmasına, efendim pastacılığa çekmeye devam edeceğim dersen seni oradan alırlar. Gidersin orada pastacılığa devam edersin. Diyorum, bu konuyu da kapatıyorum.